kahvaltı bizim kahvaltımız zengin de. Bizde sıcaklar çok var. Böyle Avrupalı gibi iki kruvasan bir reçelle geliştiremez. Hmm. Bizde yok öyle bir şey. Kahvaltı English dedim mi? English breakfast. Beş çay gibi ama oluyor bizim kahvaltılarımız. Ay bizim kahvaltı ay muhteşem bir şey. Bak ben üç öğün kahvaltı yiyebilirim diye o kadar severim. Kahvaltıyı ben de çok severim. Gece 12 bile olsa gavur gavur. Eğer yemediysem kahvaltıyla güne başlamayı Zuhal Hanım hatta gece yapılan kahvaltının tadı bence gündüzden daha başka oluyor. Sahurda da hep kahvaltı evet yeriz zaten evet daha ziyade. Evet. Hadi bakalım. Gavur Dağı salatası. Teberik gibi gelmiş. Hani ne gibi? Teberik, az. Numune. Teberik? Numune. Ben ziyan olmasını istemiyorum. Çünkü siz tadının ucundan genelde bakıp sonra da ya berbat ya korkunç dediğiniz için. Eğer bitirir beğenirseniz yenisini veririm. Siz duymadınız Zuhal Hanım yanımda. Ha benim sütlacıma benim bu kadar yorum yapan. Benim sütlacı benzemiş o zaman dedi. Az mı? Az. Çekmiş bu da öyle çekti. Öyle mi dedi? Çekmiş. Hani o kadar ay çok beni eleştirdiniz. Evet, ya 4 puanları bana verdiniz ya. Artık sütlacınız artık şu ana kadar olan beni yapmayın sütlacınızla bu salatayı. Şu bir tadına bakalım mı lütfen baktım, konuşmayalım. Baktım. Tuba Hanım ya bir domatesin kabuğunu soymak bu kadar mı zordu ya? Domatesin kabuğu soyulmaz. Domatesin mevsimi ben, değil ki. Ben domatesi... Bilgi sıfır. Sıfır sıfır. Kabuğunu yemeyi sevmiyorum. 0-30 şey aldın. Otur otur. Ayıp ayıp. Yapma böyle şeyler. Ama bir maydanoz olması gerekir. Yok. Taze soğan o. Ha bu taze soğan. Orantısız doğranmış. Dikkat ettiniz mi? Maydanoz hiç yok. Eksik yani maydanoz yok. Ben maydanoz kullanmıyorum bu arada. Kimisi koymuyor. Koymuyorum ve ben kimisi kullanmıyorum. Koymuyor. Kimisi taze soğan koyuyor, beyaz soğan koyuyor. Ya da biberlerin hı-hı keşke tohumlarını seçseymiş. Yeşil biber konur. Biberlerin tohumlarını ayırsaymış en azından. Ayırmamış mı? Ayırmamış. Benim tabağım full tohum dolu. Bu kadar davet masasında bol soğanlı, buram buram soğan kokusu da. Ya tamam, küçücük küçücük doğramışım gerçekten orada bir emek var. Kendi yemeğinizin gerçekten sıkıntı olduğunu biliyorsunuz. Date falan çıkmayacaksınız değil mi? Şu an size soğanla bile nereye çıkacağız? Soğanla söylüyorum. Date falan mı çıkacak? Ben soğanı soğanlı çok bol dedi ya acaba rahatsız mı oldu diye. Size ağzımdan soğan kokusunun gelmesi hoş olur mu? Sofradayız. Sofrada varsa yiyeceğiz yani tabii ki. İlla ki soğan da kokacak. Herkes yediyse. Evet herkes yediyse herkes bir sorun olmayacak bu. Vitamindir, antibiyotiktir. Yani akşam diye bir randevun yoksa diyor. Neyse sakız çiğner. Tabii alırız. Tuz rica edebilir miyim? Bu şehvetle başladık. Zeytten gidiyoruz. Allah. Evet hiç tuz. Tuzu bence tuz gayet iyi. Yok sıfır. Tuzu yerinde bence. Sıfır mı? Bence de tuzu yerinde. Sıfır değil tuzu bence gayet yerinde. Batuhan Bey yemekten anlamadığını. Ya siz protein bu sefer salatadan anlamadığını. Protein, protein tozu. Bir kere ya, daha protein belli etti. Siz protein tozu dökün bence. Bak, siz çok katılırsınız ya. İnsan katılıyorum. Eksik olduğu şeyi bu kadar dillendirir. Kendinizi eksik mi görüyorsunuz? Size cevap dahi vermiyorum kendiniz bu konuda. Kendinizi eksik mi görüyorsunuz bu konuda? Size cevap dahi vermiyorum yani bu konuda. Orjinalinde zaten kapya biber yoktu. Evet. Niye kapya biber doğradın Tuğba? Ülkemize yeni geldi. Ben kapya biberi buna çok yakıştırıyorum Zuhal Hanım. Çok seviyorum. O yüzden kapya. İyi peki. Yani maydanozu eksiltip ben onu o şekilde istedim. Öyle olsun istedim. Yani kendi yorumunuz. Aynen evet. Teşekkür ama ederim. Keşke maydanoz Tuğba'nın olsaydı. Yorumu yazmıyordu. Tuğba'nın yorumu yazmadım. Detaylarla sizi bu Tuğba'nın gavur daha fazla ya da, evet olumsuz çenenizi farklı enerjileri yormanızı istemedim gerçekten. Keşke çorbadaki ekşiyi biraz da buraya koysaydınız. Ekşi eklenebilir ama tuzu nasıl da eklenebilir. Ekleyelim? Tuz ekledim ama bir şey söyleyeyim mi? Ekşiyi nasıl? Limon mu getirecek acaba? Beyaz ekmek istemiştim. Onu ben ekşi ekleyeyim. Gerçekten bak, eklenebilir ama ya, çok ekşi olursa. Beyaz ekmek tuz getirmiş. Beyaz bugün Belen Tava'ya bandıracağım. Hadi bandırınıza da bandırın. Teşekkürler. İnşallah güzeldir de zevkle yeriz. Ekşi de eklenir. Çok ekşi olunca da ekşi diyorsunuz ama. Bana yemekten anlamıyor diyorsunuz ama sumaksız çorbaya sumaklı dediniz. İçinde sumak olmayan çorbaya sumak koydu iddia ettiniz. Şimdi Zeynep Hanım onu izah etti siz de dinlemediniz galiba. Siz mi şefsiniz? Siz kimsiniz? Şimdi Zeynep Hanım izah etti siz anlamadınız. Keşke dedi siz de cümleye Maraş usulüyle başlayıp da bu yorumu yapsaydınız. O zaman daha anlaşılır olurdunuz dedi. Siz sofrada bizleri dinlemediğiniz için sadece gerçi anlamadığınız bir sofrada hayır, dinlemenize de gerek yok da. Gerek yok da. Kıvırlamadınız da öyle kaldı. Herkes sonunda benim dediğim gibi ekşili köfteye geldi ama. Doğru mu? Doğru. Ya içinde sumak olmayan o yüzden olmayan lütfen yorum yapmayın ya, ve sumak önünüze gelecek olan yemeği yiyin hayır lütfen. Yani şöyle söyleyeyim. Evet. Onunuz çok az. Tuğba Hanım benim porsiyonu eksik koymuşsunuz. Tuğba Hanım yani bana bol bol et koymuş. Teşekkür ediyorum kendisine. Büyümen lazım biraz daha. Ama daha ne kadar büyüyeyim? Ama daha ne kadar büyüyeyim? Zeynep de diyor ki bana niye o kadar az geldi? Benimki çok. Ben yeterince büyüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Zeynep Hanım ben tabakları karıştırdım. Ben zaten az yiyorum. Az yemek zorundayım. Ha kendi tabağını ona mı verdin? Evet. Ben orada sizi ayarladım çünkü.
Arzu ederseniz hiç problem başladım. Değil. Başladım. Tamam. Ekleyebilirim şöyle, de. Hayır, çok hoşunuza gittiyse. Zuhay Hanım'ın da hep söylediği bir şey var ya. Hı. Burada sizin ne yediniz, ne kadar yediniz değil. Olması gereken ölçüler diye. Yani burada siz az çok değil. Kendinize de, yarışmacıya da söylüyor. İzlemiyorsunuz herhalde programı. Çünkü orada diyor ki kendinize... İzlediğim için buradayım Zeynep ama Hanım. Niye böyle suçlamalarda bulunmayın ama bence? Ama izleseniz o zaman... İzleseydiniz bakın ayrıntıyı atlamazdınız. Sizin şöyle söyleyeyim, siz de dün porsiyonlarınızın tam böyle cuk olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Benim tek hatam fazla sıcaktı güvecim. Ha, evet, evet. Bir tek güvecim fazla sıcak. Bir de o beşamel biraz karıştırdı olayı. O da işte orada. Buradaki kapya biber gibi kendi yorumumdu. Herkes bir takım hatalar yapacak yani sonuçta yani, günün sonunda. Ufak tefek yanıklar olmuş ama o doğru, sanırım tabii. Ama... Ha, yanık mı var? Yanık yok, hayır. Yani. Yine bazı aynı şeye geldi. Sizin de tabağınızda var, tamam, görüyorum. Evet, bunlar kızarmış, hani bu şeyin üstü kızarıyor. Fırında ya, o yüzden yanması çok yanmadı. Zor zaten. Yanmadı, bu siyah değil bu arada, nar gibi kızarmış. Bakın, nar. Gösterebilirim. Evet, nar gibi kızarmış. Evet. Tabii ki. Demirimiz... Siz biliyorsunuz şekersiz kola alabilirsem çok iyi olur. Siz ne için? Su. Evet. Bak, ben şekersiz. De fıbe kola alabilirim. Tamam, şekersiz siz. Kola ayran var mıydı acaba? Almış. Var ayranda. Ben ayran alayım. Tamam. Bak. Zuhal Hanım sizden... Ben bir şey yapmayacağım canım, sağ ol. Tamam. Şekersiz kolanız var, beyaz ekmeğiniz var, bol bol et de getirdi sana. Benim için çok önemli şekersiz kola ve proteinli öğün. Sizin siz için de... özel aldım gerçekten. Teşekkür ederim. Bak. Bu kadar. Şimdi oraya geçemiyorum. Ben hayır Batuhan Bey, siz sürekli öyle söylüyorsunuz, hep bakıyorum bardağınızda hep kolanız kalıyor, içmiyorsunuz evet. Da. Ben de sizin gününüzde şimdi... kendi özel isteğim olarak bakalım, umarım yanınızda getirirsiniz ya da alırsınız markette. Özellikle içtiğim, olmazsa olmaz dediğim içeceklerim var. Umuyorum siz de onları bulabilirsiniz. Bir yumurta alabilir miyim? Söylerseniz yardımcı olurum. Yo, şimdi ilk gün yarışmacısı sizi nereden bilsin, tanısın? Evet. O yüzden ona mesela olmazsa olmaz dediniz. Tahmin edeceksiniz artık. Yani herkesin içtiği içeceklerdense... Tabii ki masada bulunur. Ortalama herkesin içtiği içecekler tabii ki. Çok anormal bir şey istemezseniz. Anormal değil tabii ki. Pineapple juice ister. Yani öyle bir şey isterse. O tarz bir şey çok değil. Çok arar. Kullarsan kolasını da rahatlasın. Ne oldu? Yani İçeyim de rahatlayayım. Şey aldım yani. Aslında. Hıssı da duyduk. Belki hoşunuza gider diye. Yani ya. Hazımsızlık yaşarlarsa diye soda aldım. Çünkü bilmiyorum ben konuşmaları yok, konuşmalarınız yani, çok ağır konuşmalar duydum. Çiğ böreği yeseydim hazımsızlık İnci yaşardım. Hanım özellikle yemedim sizinkisi. Onu. İnci Hanım. Benim tutunamadığımı falan demişsiniz. Sahnelerde orada burada tutunamadı. Buraya gelip reklam yap demişsiniz. Pardon? Bu sizin gibi inci gibi bir kadına yakışmadığını düşünüyorum. Çok kırıldım. Tutunamadı. Kırılacak çok... bir şey yok. Menü ortada Tuğba Hanım. Hayır ama bu benim özel hayatımla. Yani benim işimle beni yargılıyorsun. Bu çok çirkin bir şey. Bakın, çirkin olarak aynen söyledim, şunu söylemişsiniz. Ben izah edeyim mi duyduğumu? Dinliyorum. Eğer yanlışsa lütfen. Hemen Gürbüz Bey veya kime söylediyseniz muhakkak söyleyecekti. kendisi ses sanatçısı. Kendini gösterebilmek için bu programa katıldı. Tutunamadığı için burada kendine reklam yapıyor. Tutunamama kelimesi çok çirkin bir kelimedir. Ben tutunamadı değil, çok şükür yerinde, kendi kulvarında bir şeyler yapmaya çalışan iyi bir anne olduğumu düşünüyorum. Peki, burada da naysane hatalarım oldu ama bana yorumla buyurun. Şimdi herkes buraya istediği amaçla kimdir? Reklamını yapmış olmak için de gelebilir. Bundan daha iyi bir mecra olabilir evet. Mi? Cevap inanın eğlenmek istiyorum Zuhal Hanım. Olabilir, o da olabilir. Eğlenmeye de gelmiş olabilirsin ama hani tutunamadı kısmına ben de takıldım. Onu nereden biliyoruz ki, tanımıyoruz. Şöyle söyleyeyim ben, lütfen cevap hakkı bana doğdu. Bir anneliğiyle ilgili asla bir yorum yok, yapmadım. Yok, tutunamadı. Ama genel mesleki anlamda için... şunu söyledim. Menüyü gördüğümde sosyal medya sayfasına tekrar baktığımda evet. Kendisinin bir sanatçı, bir söz yazarı olduğunu orada evet. Gördüm. Evet. Menüyü gördüm ve şu ana kadar olan süreçteki yemekleri de gördükten sonra sözümün hala arkasındayım. Yemeklerle ilgilenmeniz tutunamamak değil. İşiyle alakalı belli bir başarılara gelememiş. Ha nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun benim bir başarıya gelemediğimi? Sosyal medyaya bakıp neye göre? Bence yemek yani yapıyorum. Şöhret birisi mi? Değil. Evet. Ama kendi çapında tanınmıyor, kaç biraz baktım, sahne alıp ekmeğini bu işten kazanıyorsa bize yanlış yorum olmuş bence. Yani ben yorumumun hala arkasındayım. Tutunamamak bence de yani olmamış o ya. Nereden şey biliyor? Ya bir de kişi neyi amaçlıyor? Mesela şöhret mi olmak istiyor? Herkes onu tanısın mı istiyor? Albüm mü satmak istiyor? Yoksa sadece şarkı mı söylemek evet. istiyor? Yani o biz bilemeyiz kişinin kariyerinde ne hedeflediğini, neyi başarıp mutlaka. Başaramadığını. İnci Hanım ilk günün yarasını taşıyor hala üzerinde. Tuğba Hanım'a böyle diyerek onu biraz kışkırtmak istedi. İntikamını puanlarıyla da alacağını düşünüyorum. Masada bunu sürekli konuşacağını da düşünüyorum. İnci Hanım Tuğba Hanım'a tutunamadığını, o yüzden buraya geldiğini söyledi bu programa. Bunun için de gelmiş olabilir. Sonuçta İnci Hanım da saç ekimi yapıyormuş. O da kendi reklamını yapmak için geldi. Buraya insanlar farklı sebeplerle katılıyor.
Buna saygı duyuyorum. İnci Hanım'ın o söylemi bence çirkin olmuş. Yani sahnelere tutunamamışsınız. İnsan özel hayatıyla yaptığı işle alakalı vurmak bence doğru değil. Bence kötü talihsiz bir açıklama olmuş. Tuba Hanım'ın müzik piyasasında tutunamamak kelimesini açmak istiyorum aslında. Yanlış anlaşılmasın kimse tarafından da. Sanat dünyasında ve müzik mesleki hayatında daha güzel şeyler yapsın. O yolunda mücadelesini versin. Aslında kökünde bunu söylemek istiyorum.